Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta yine güzel tespihler yaptık. Onları size tanıtacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Ben çok beğendiğim tespihler var içerisinde. Göreceksiniz siz de. Yine değişik değişik ağaçlardan, değişik değişik malzemelerden tespihler yaptık. Geçen hafta bir tespih tanıtmıştım size, pelesenk. Onun da renk, nasıl renk aldığını göstereceğim size. İlk yaptığımızda biliyorsunuz kahverengiydi. Onu da birazdan göstereceğim. Ama önce bu haftanın tespihleri gelsin bakalım. Şöyle başlayalım. Neyle başlıyoruz arkadaşlar? Her zaman gibi eğer hurma yaptıysam hurmayla başlıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, çok güzel bir hurmamız var. Büyük ölçü. Yani bunun ölçüsü 9-13, 9 hatta 13.3. Öyle yani bir ölçüsü var bunun. Kocaman bir Kıbrıs hurmamız var arkadaşlar. Çok güzel oldu. Badem kesim. Çekimi de çok güzel oldu. Büyük. Büyük yani. Biliyorsunuz ben hurmaları genelde 8-12, 7-12, 7-11 el boyu olarak yapıyoruz ama abimiz bu sefer büyük istedi. Hatta arkadaşlar bundan daha büyük istedi. Yani o benden 9.5'a 14 civarında bir boy istedi benden ama çıkmadı. Yani çıkmadı derken hurma çekirdeklerimiz burada. Bunlar aslına baktığınız zaman, ölçtüğünüz zaman büyük. Yani 11 falan var ama işlenince arkadaşlar bunlar şeyi düşüyor. Ölçüsü düşüyor. Ben de maksimum derecede ne kadar büyük hurma alırım diye uğraştım. Abimize seçtim. Bunların içerisinden neredeyse bir çuvala yakın hurma içerisinden seçtim. Anca bu kadar, bu ölçüyü çıkarabildim arkadaşlar. Ama bence güzel oldu. Yani bunun daha büyüğü nasıl çekilir bilmiyorum ama bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bakın çekimine. Yağ gibi gidecek bu tespih. Bakın. Çok güzel. Yani biliyorsunuz ilk yaptığımda hurma biraz ham oluyor ama sonra çektiğiniz zaman yağ gibi oluyor arkadaşlar. Çok güzel. Nasıl diyeyim size, parlıyor, sertleşiyor, kayganlaşıyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar tespihimizin şöyle imamesini göstereyim size. Evet, kuka kombinini yaptım yine. Kuka çok yakışıyor zaten buna arkadaşlar ya. Kuka kombin yani Kıbrıs hurmasına çok yakışıyor. Ben çok yakıştırıyorum. Ondan dolayı da genelde gördüğünüz gibi kukalı tavsiye ediyorum. Çünkü damarlarına en yakın malzeme kuka. Yılanlı da oluyor biliyorsunuz. Yılanlı da yapıyorum. Abonozlu dahi yaptım. Hatta vahşi palmiyeli bile yaptım ama kuka bence en yakışanlıdır. Şöyle güzel bir imamesi var. Yedekleri, imzam kuka, hitamesi. Bence çok yakışıyor. Yani kuka çok güzel. Çok güzel bir tespih oldu arkadaşlar. Yani ben çok beğendim. Genelde bu kadar büyük ölçü yapmıyorum hurmadan. Ama bu sefer güzel bir boy yaptık. Büyük bir boy yaptık. Şöyle zaten avucuma bile sığmıyor yani. Büyük. Bakın. Bayağı büyük. Şöyle damarlarını göstereyim size. Arkadaşlar bu hurma gerçekten beyaz çıkıyor. Yani ben birkaç çeşit hurma tespih yaptım. Elimde de var değişik değişik çeşitler ama bu cins hurma gerçekten çok güzel beyaz çıkıyor. Ve damarlarını çok güzel belli ediyor ve sertliği de üst düzey oluyor. Ondan kaynaklı olarak da bu çekirdekleri daha çok kullanıyorum. Burada gördüğünüz çekirdekleri kullanıyorum. Güzel çıkıyor, çok güzel çıkıyor. Evet. Çekimi de muazzam. Çok güzel arkadaşlar. Selim abimize yaptık bu tespihi. Güzel günlerde kullansın. Çok güzel bir hurma tespihimiz oldu arkadaşlar. Büyük boy. 9-13 ölçülerinde. Çok güzel bir Kıbrıs hurmamız arkadaşlar. Bu hurmaların arkadaşlar çeşitli derece, yani toplandıktan sonra çeşitli nasıl diyeyim size, kurutma şeyleri var, yöntemleri var. Biliyorsunuz ben bunu hafiften fırınlamıştım da göstermiştim. Fazla fırında hatta bırakmıştım. Birazcık kızarmıştı. Ama en güzeli doğal yöntemle kuruması. Böyle bu şekilde soyduktan sonra kendi haline bırakıp yavaş yavaş kuruması en güzeli oluyor. Kurumadan yaparsanız arkadaşlar çatlıyor çekirdekler. Yani o yüzden de belli bir süre bunun kuruyup kendine böyle sertleşmesi gerekiyor. Ondan sonra işlenmesi gerekiyor. Hatta şöyle söyleyeyim, ben bu çekirdekleri bir gün önceden deliyorum. Ondan sonra
iki gün işliyorum. Çünkü o zaman da fazla yani şey olduğu zaman içi, çünkü bunun birazcık daha ıslak kaldığı için bazen o da çatlayabiliyor ya da milde çok iyi durmayabiliyor. Ondan dolayı yani çeşitli yöntemleri var artık biz yıllardır yaptığımız için yani yöntemlerini biliyoruz, ona göre yapıyoruz ve hiçbir şekilde arkadaşlar çatlaksız, hatasız tespihler çıkıyor ortaya. Çok da güzel bir malzeme hurma. Bu malzemeden de her zaman biliyorsunuz ben tavsiye ediyorum size. Şimdi arkadaşlar gelelim günün bombasına. İkinci sırada hangi tespihimiz var? Evet arkadaşlar, çok güzel büyük ölçü bir gergedan. Evet şunun güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar bu Osmanlı kesme. Ama önceki yaptığım Osmanlı kesmeleri biliyorsunuz 10-10 genelde yapıyorum. Bir tane 10.5'a 10 yapmıştım. Bu arkadaşlar kaça kaç biliyor musunuz? Bu 11.5'a 10.5. Sese bakın sese. Of 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 ya nasıl bir şey çıktı böyle ya. Yani inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Artık siz sesini görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar Osmanlı kesmemiz, kesme gergedan ağacımız büyük. Güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya. Çok güzel. Çok güzel oldu model. Ben çok beğendim. Çekimi inanılmaz muazzam. Bakar mısınız çekimine? Muazzam gerçekten. Çok güzel. Her türlü çekiliyor bu. Nasıl isterseniz çekebilirsiniz. Her türlü gidiyor. Tek, çift, hiç fark etmiyor çünkü muazzam oldu arkadaşlar. Yani bu model gergedan ağacı olarak ilk defa yaptım. Önceden biliyorsunuz Fetih 21'lerimiz vardı, hatta benim tespihim var. Onun haricinde yine yarı fıçı yarı yarı fıçı yarı badem şeklinde yaptığım tespihler vardı. Bu ilk oldu, yani Osmanlı kesme gergedan ilk oldu. Bunu Sinan arkadaşımıza yaptık. Bakalım Sinan beğenecek misin? Çok güzel. Sinan kardeşimize bir demir yapmıştık. Kıyasla bakalım demirle nasıl olacak? Ben bir şey yapamıyorum yani arkadaşlar. Yani onunla bunun arasında böyle bir kıyaslama yapamıyorum. Çünkü ikisi de çok güzel. İkisinin de muazzam bir çekim hazzı, kadifemsi dokusu var. Çok güzel, bakar mısınız? Yani hani çıtırlığı üst seviye. Gerçekten müthiş bir çıtırlık var ağaçta, ahşapta. Yani bu ağaç gerçekten güzel bir ağaç arkadaşlar. Ve yapmaya başladık ve kullanan arkadaşlarımız da beğeniyorlar. Evet şöyle göstereyim. Bakar mısınız desenlerine? Bir de desenleri var yani. Ekstradan da çok güzel böyle hareleri, desenleri çıkıyor. Vay, insanı mest ediyor yani. Çok güzel, çok güzel bir ağaç arkadaşlar. Şöyle... Çok güzel. Çok beğendim ben. Yani bu model de çok güzel oldu arkadaşlar ya. Vallahi çok güzel oldu. Osmanlı kesme. Biraz büyük. Bu arkadaşlar 29 happeli. Sinan benden 31 happeli ister genelde. Öyle yaparım ama bu sefer ben onu 10 istedi benden bu arada. Onu öncelikle söyleyeyim. Ama ben yapmaya başladım. Bir de dedim şöyle bir deneyeyim dedim. Sonra bu ölçü yaptım. Baktım oh çok güzel gidiyor. Devam dedim Fatih. Devam et böyle. Yaptım. 11.5'a 10.5 yaptım ama iyi ki de yapmışım. Yani Sinan da pişman olacak büyük ihtimalle. Ya inanılmaz oldu. Çok güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sese bakar mısınız? Sanki kupa çekiyorum. Yani çok güzel bir malzeme zaten arkadaşlar. Yani ve aynı zamanda da model müthiş oldu. Çok güzel. Çok güzel. Model de çok güzel oldu. Tespih inanılmaz derecede arkadaşlar güzel oldu. Bundan bol bol yapacağız gibime geliyor. Bugün Sinan, Engin geldi. Az daha tespihin gidiyordu vallahi. Elinden zor aldım Sinan. Vallahi zor aldım yani. Gidiyordu tespihin. Yani Engin'e de yapacağız bu arada. Ama ne yapacağız ona Engin'e? Bunun demir indisini yapacağız arkadaşlar. Yani ona gergedan ağacı yaptığım için, önceden ona gergedan ağacı yaptım. Hatta arkadaş
benim gergeden ağacıma da sulanıyor. Herhalde o da gidecek yakında. Ona bundan gergeden ağacından tespih yaptığımız için bunun demir hindisini yapacağız. Demir hindi yapmamıştık ona. Bu model, bu tarz, yine Osmanlı kesme bir demir hindi yapacağız. Böyle çok güzel. Bakın tespihin güzelliğine bakar mısınız? Vallahi bence bu haftanın en güzel tespihlerinden birisi, bombalarından birisi. Çekimi muazzam. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Yani insan bunu eline aldığı zaman bırakamıyor. Gerçekten bırakamıyor. Hep böyle çekesi geliyor. Çok güzel. Video bitmez. Ben size söyleyeyim. Video bitmez yani. Bırakıyorum. Vallahi video bitmez yani. Yani çok güzel. Güle güle kullan kardeşim. Hayırlı günlerde. Sağlıklı günlerde. Çok güzel bir tespihin oldu. Emin ol çok beğeneceksin. Artık eline geldikten sonra bir videolara yorum yazarsın. Bu arada Engin sen de yaz. Eğer izliyorsan, videoyu izlersen eline ilk alanlardan birisin. Benden sonra ilk alan sensin. Bir anlat bakalım tespih nasılmış. Bir de seninden duyalım. Yani ben anlatıyorum hep ama bir de sizden duyalım yani. Yorumlara yaz bakalım nasılmış tespih. Evet arkadaşlar. Ha bu arada gergeden ağacı renk alıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benim her zamanki klasik tespihimle beraber göstereyim. Bakın nasıl rengi değişmiş. Aynı parçadan yaptım arkadaşlar. Yani şunun, şu ağacın diğer yarısından yaptım bunları. Bakın bu benim tespihim. Bu yeni yaptığımız tespih. Renk farkını görüyor musunuz? Yani daha da kızaracak. Daha da koyuya doğru gidecek. Çok güzel renk alıyor. Ve çok tatlı bir renk alıyor arkadaşlar. Bakın. Bakar mısınız şeylerine? Renk geçişlerine. Çok güzel olacak. Çok güzel renk. Bunun gibi olacak. Bundan daha iyi olacak. Bakın en son alacağı şurada göstermiştim size. Bu renge gelecek. Yani bu renge gelecek. Yani bir ağacın böyle kızarması çok ilginç. Yani gerçekten çok ilginç. Bu renge gelecek arkadaşlar. Çok güzel renk alıyor. Yani renk aldığında da sertleşiyor. Renk alırken de kullanılırken de sertleşiyor. Ve çok güzel bir nasıl diyeyim size, çok güzel bir ton olacak büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, ikinci tespihimiz çok güzel bir gergeden ağacı Osmanlı kesme 11.5'a 10.5 ölçülerinde Sinan arkadaşımızın tespihi, hayırlı olsun. Evet şimdi arkadaşlar ne geliyor? Evet, tespihlerin şahı, malzemelerin şahı. Evet arkadaşlar, çok güzel bir yumuşak kesme kukamız ve gördüğünüz gibi imamesi bu şekilde, göstereceğim birazdan. Önce bir bakalım çekimi nasılmış. Oh, müthiş. Evet arkadaşlar, müthiş. Yani bu model çok güzel. Çok güzel oluyor. Ya kukaya ne olmuyor ki? Yani yani hangi model olmuyor ki arkadaşlar? Ne yaparsak yapalım kukaya oluyor. Yani şuna bakın ya. Yani bakar mısınız ya tespihin güzelliğine? Kuka başka alem yani. Her model oluyor ve çekimi de muazzam oluyor. Bu model de çok güzel. Bunu da Ramazan abimize yaptık. Ramazan hocamıza yaptık. Çok güzel. Bir tane daha tespihi var. Birazdan göstereceğim onun. İkisiyle beraber çok güzel bir tespih arkadaşlar. Duruşa bakar mısınız? Ve inanılmaz derecede çekimi güzel. Ele batmıyor. Hiçbir şekilde yağ gibi gidiyor. Bir de bu biraz çekilsin. Bir de öyle görün siz. Yani inanılmaz derecede tertemiz kukalardan. Mermer derler ya, mermer gibi diye. Aynen o şekilde arkadaşlar. Bu da yumuşak kesme 8-12 kuka tespihimiz arkadaşlar. Ramazan abimize, Ramazan hocamıza yaptık bunu da. Güzel günlerde kullansın. Şöyle hemen gelelim imamesine. Çok istemeyin benden böyle şeyler. Gerçekten ya. İstemeyin benden çok böyle şeyler. Ama güzel oluyor. Yani yapınca güzel oluyor. Evet arkadaşlar, burada gümüş sarmaları var. Bu aralara gümüş sarma yaptım. Hafif kalem attım. Burada da yine gümüş sarması var. Bunun aynısından yapmıştım. Biliyorsunuz bundan birkaç ay önce aynısını istedi benden. Ben de aynısını yaptım. Görmüş o da videolarımızda. Şöyle hitamesi. Yine gümüş sarma var ortasında ve kalem işçilik. Evet, bu da böyle çok yakıştı. Yani bu da çok yakıştı. Çok yakıştı arkadaşlar. Çok güzel. Yani uğraştırıyor ama güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor. Çok güzel.
tesbih muazzam arkadaşlar. Bu ölçüde muazzam ve günlük, yani günlük çekime cebinize taşıyabileceğiniz çok güzel bir boy. Bu boy 8-12 ölçülerinde. Evet, şöyle bakar mısınız güzelliğine? Vallahi inanılmaz. Çok güzel. Üçüncü tesbihimizde Ramazan abimize bu şekilde bir yumuşak kesme tesbihimiz Kuka. 8-12 Kuka. Kuka'mız şöyle, bir de şuradan bir göstermedik değil mi? Bir de böyle bir duruşuna bakalım. Nasıl duruyormuş? Oh! Gayet güzel duruyor. Bir de şunu yapacağım tekrar. Yani en sevdiğim şey bu. Bayılıyorum böyle. Bunun böyle çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu kukalar, şu gördüğünüz meyve, dışında biliyorsunuz bunun meyvesi var. Soyuluyor. Sonra bu şekilde çekirdek olarak kalıyor bu. Şöyle. Şöyle. Bu da biraz büyük, bu biraz küçük. Ayrı ayrı çekirdekler. Bu şekilde oluyor. Sonra arkadaşlar bunu hemen alıp işleyemiyorsunuz. Bunun belli bir bekleme süresi var. Yani bir seneye kadar bu depoda beklemesi gerekiyor. Nasıl depoda beklemesi gerekiyor? Karanlık, rutubetsiz ve hiçbir şekilde gün ışığı görmeyen depoda, çuvallarla, kapalı ortamda bir sene kadar bekletiliyor bu. Çatlamaması için ve bunun olgunlaşması için, belli bir süre kuruması için bekletiliyor. Daha sonra işlenmeye başlıyor. Ama siz diyelim ki bir senelik kukayı aldınız, yeni kukayı alıp hemen ben de işte onu şey yapayım, ne derler, bekleteyim, biraz daha beklesin deyip de normal havada, normal ortamda ya da işte ne bileyim açık bir ortamda bekletirseniz yine çatlıyor. Onu aldığınız zaman ya hemen işleyeceksiniz, tespih yapacaksınız ya da yine aynı şekilde kapalı bir ortamda, karanlık bir ortamda bekletmeniz lazım ki bu hurma, bu kuka olgunlaşsın ve tespih yapımına hazır hale gelsin. Yani bunu aldınız, topladınız, çekirdeğini çıkardınız, hemen direkt kullanamıyorsunuz. Yani süre uzun. Hurmayı alırsınız, toplarsınız, meyvesini soyarsınız, çekirdeğini çıkarırsınız, 10 gün sonra kullanırsınız. Ama kuka öyle değil. Kukanın belli bir bekleme süresi var arkadaşlar. Bir de mesela ben size yaptığım bu kukalar yaklaşık 5-6 senelik dinlenmiş kukalar arkadaşlar. Yani benim elimde olan kukaların hepsi, yeni kuka yok bende. Hepsi eski ve böyle tam böyle işlenmeye hazır hale gelmiş, dinlenmiş, böyle mermer gibi olmuş kukalardır. Onlardan yapıyorum. Hiçbir şekilde de zaten görüyorsunuz bir çizik dahi olmuyor. Yani her malzemenin kendine has bekletme ve işlenme süreci var. Ondan kaynaklı bunu size anlatayım dedim. Yani öyle gördüğünüz gibi kolay değil bunlar. Bunların belli bir süre bekletme durumları oluyor. Ve son tesbihimiz arkadaşlar, Fetih 21. Evet arkadaşlar, Fetih 21 siz olur mu ya? Yani evet, yine bir kuka ve Fetih 21. Yarı badem, yarı fıçı, bizim klasik modelimiz. Evet arkadaşlar, şuna bakın, güzelliğine bakın. Yani bunu her gün cebinizde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Şöyle avucunuz içine sığar, kimse görmez, kırılmaz. Her yerde kullanabileceğiniz küçük ama çekimi büyük bir tesbih. Evet, yeni sloganı Fetih 21'in. Kendisi küçük ama çekimi büyük. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Yani nasıl gidiyor? Kamerayı da kıracaktım. Yani bu tesbihin arkadaşlar muazzam bir çekimi var. Alanlar bilir. Fetih 21 yaptıranlar bilir. Her malzemeden güzel oluyor. Kuka ayrı güzel oluyor. Ama müthiş. Yani bu boy müthiş arkadaşlar. Şöyle. İmamesi. 2 numaralı imame yaptım. Neden 2 numaralı imame yaptım? Bu da Ramazan abimizin. Yine Ramazan hocamızın. Onu önceden ben Osmanlı kesme yapmıştım. 2 numaralı, biliyorsunuz Osmanlı kesmeleri 2 numaralı imameyi kullanıyorum. Takım olsun dedim yani. Bu da ona benzesin. İkisi de takım olsun diye. Onu da bu şekilde yaptım. Genelde normal imame, 1 numaralı imamemizi yapıyorum. Ama buna 2 numaralı imamemizi yaptım. Şöyle oturtmalı. Bakın yine kısa imame, tok imame, kısa ve tok. Ama durak geldi mi böyle uzun oluyor. Kibar oluyor, şık oluyor. Güzel oluyor. Evet. Bakalım. FT'miz kaç numaraymış? 48. Evet arkadaşlar. 48 numaralı Fetih 21 Kuka'ya denk geldi.
Ufka'ya denk geldi. Fetih 21'imiz de bu şekilde. Ramazan abimizin, Ramazan hocamızın bu da güzel günlerde kullansın. Yağ gibi gidiyor. Çok güzel çekimi, muazzam bir tesbih oldu arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Bunu da böyle yapalım, bir çıtırdasın. Evet arkadaşlar, çok güzel. Fetih 21'lerimiz devam ediyor. Daha çok var. Bayağı bir Fetih 21 yapacağız. Her malzemeden gelecek yine Fetih 21'imiz. Numaralarımız da görüyorsunuz gitgide büyüyor. Gitgide ileriye doğru gidiyoruz. Ama bunun Allah ömür verirse bayağı bir ileriye kadar numaramız var. Allah sağlık, ömür versin. Biz de yapalım, siz de kullanın. Evet arkadaşlar, dördüncü tesbihimizde Fetih 21. 9-13 ölçüsünde biliyorsunuz Fetih 21'lerimiz. Kuka 48 numaraya denk geldi. Ramazan hocamıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta bir pelesenk göstermiştim size. Fetih 21 bir pelesenk göstermiştim size. Evet şu şekilde. Arkadaşlar bunu size ilk gösterdiğimde kahverengiydi. Ben size dedim ki bu yeşil olacak. Bakın tespih bende kaldı. Şimdi eğer diğer videoyu izlediyseniz aradaki renk farkına bakın. Nasıl yemyeşil oldu. Yani ve halen buram buram kokuyor. Halen, yani şöyle malzemesiyle ben yan yana koyduğumda bakın aynı. Önceki hafta koyduğumda bu bildiğiniz kahverengiydi. Neredeyse kuka gibiydi. Bakın nasıl renk aldı. Yani nasıl yeşile döndü. Nasıl bir ağaçsa bu kendi kendine yeşile dönüyor. Durduk yerde çekmiyorum ki ben bunu. Durdu. Bekliyor. Sahibini bekliyor. Ama bakın bu hale geldi. Ve hareleri çıktı. Yani bakın şöyle göstereyim. Bakın nasıl hareler çıktı. Bakın. Yani inanılmaz. Durduğu yerde tesbih yeşile döndü. Yosun yeşili gibi böyle. Yani bakın hareleri çıktı ortaya. Yani ilginç, çok ilginç. Bir size göstereyim dedim. Yani ben hep söylüyorum. Diyorum ki bakın bunu ilk yaptığımda ben bu kahverengidir, bu yeşile dönecek ama hiç göstermemiştik böyle yeşile dönmüş halini. İşte böyle. Geçen haftaki videoyu izleyin. Bu tesbihi görün. Bir de bu haftaki rengine bakın. Geçen haftaki rengine bakın. Bir de bu haftaki rengine bakın. Bakın. Nasıl yemyeşil oldu. Kahverengiydi ya. Bildiğiniz kahveydi. Bu da öyle arkadaşlar. Yani bu malzeme böyle. Bu malzeme işlediğiniz zaman şu an yeşil ya. Ben bunu işleyeyim. Bir anda kahveye dönüyor. Sonra çok kısa sürede. Yani bu öyle aylar değil. Günler, hatta saatler içerisinde yeşermeye başlıyor. Kendi kendine yeşilleşiyor. Ve bu hale dönüyor. Pelesenk böyle arkadaşlar. Pelesenk çok güzel ve muazzam kokuyor. Bak halen şu anda halen bakın kokusu burnumda. Yani bugün dediğim gibi Engin geldi. Bunu da gördü. Hatta büyük ihtimalle elimden alacak gibi. Engin sen pelesenk için de yorum yap. Nasıl yeşil olduğunu, çekimini, nasıl bir malzeme olduğunu, nasıl koktuğunu, en önemlisi o, nasıl koktuğunu bir anlatıver. Zaten yaptığım kişiler, pelesenk yaptığım kişiler çok iyi biliyor. Gerçekten muazzam. Bu da muazzam bir ağaç arkadaşlar. Ben de görmenizi istedim. Yani hazır böyle elimde kalmışken, elimde varken, sahibi almamışken size de göstereyim dedim. Gidecek çünkü bu. Gitmeden görün istedim. Bakın harelerine. Çok güzel ya. Çok güzel hareleri de var. Pelesenk muazzam bir ağaç. Evet arkadaşlar, bu haftaki tespihlerimiz de bunlar. Bence güzel, çok güzel tespihler oldular. Sahiplerine hayırlı uğurlu olsun hepsi. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde kullansınlar. Arkadaşlar Instagram adresim fth_tutuncu. Biliyorsunuz geçen hafta bir turkuaz bakalit yapmıştık. Onu göndermek zorunda kaldım. O burada yok. Aslında o da geçen haftanın tespihlerinden. Ama Instagram'da paylaştım. Görmüşsünüzdür, muazzam oldu. Bu arada o da çok güzel oldu. Hatta aynı malzemeden yine aynı kişiye aynı ölçüde yapacağız. Çok beğendi tespihi. Aynısından yine sipariş verdi. Hediye edecek herhalde. Yani göremediğiniz tespihler oluyor. Onları da Instagram'a koyuyorum. Instagram adresinden de görebilirsiniz. fth_tutuncu. Bu arada her videoda açıklama kısmına WhatsApp numaramı yazıyorum. Telefon numaramı yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz WhatsApp'tan. Aradığınız zaman inanın telefonu açamıyorum. Çünkü devamlı torna başında oluyoruz. Ama WhatsApp'tan yazarsanız mutlaka ben size dönüş yaparım. Dediğim gibi bu haftaki tespihlerimiz bunlar. Güzel günlerde, sağlık günlerde kullansın arkadaşlarımız. Siz de kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.